Nurettin Demirtaş kimdir hakkında bilinmeyen gerçekler. İlk yılları ve eğitimi. Nurettin Demirtaş 1972 yılında Zaza kökenli Sadiye ve Tahir Demirtaş çiftinin 7 çocuklarından en büyüğü olarak Elazığ ilinin Palu ilçesinde doğdu. Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesinde eğitimine başladı, 3. sınıfta okurken. 1991 yılında PKK'nın gençlik örgütü olarak bilinen Yekitiye Civaka Kürdistan üyesi olduğu suçlamasıyla kardeşi Selahattin Demirtaş ile birlikte gözaltına alındı. Bir haftalık gözaltı süresinin sonunda Selahattin Demirtaş serbest bırakılırken Nurettin Demirtaş tutuklandı. Bir süre devam eden mahkeme sürecinin ardından Nurettin Demirtaş 1994'te 22 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Siyasi kariyeri Nurettin Demirtaş 11 yıl 6 aylık hapis cezasını tamamladıktan sonra Demokratik Toplum Partisi, DTP, iyi üye oldu, 8 Kasım 2007'de yapılan ikinci olağanüstü Büyük Kongre'de Selma Irmak ile birlikte eş genel başkanlık görevine getirildi. Nurettin Demirtaş sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle askerliğe elverişsiz raporu alarak askerlikten muaf tutuldu. 17 Aralık 2007'de askere gitmemek için sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle Almanya'dan dönerken Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Tutuklu yargılanan Demirtaş bir yıl hapis cezasına çarptırıldı, 4 ay sonra, 28 Nisan 2008'de tahliye edilerek askere alındı. PKK'ya katılımı Nurettin Demirtaş, tezkereyi aldıktan sonra Mersin'deki bir ayla evine yerleşti, burada bir buçuk ay kalan Demirtaş, Diyarbakır'a gittikten sonra Eylül 2009'da Habur sınır kapısından Kuzey Irak'a geçti. Aktif siyaseti bırakan Demirtaş, PKK'nın Irak'taki Kandil Dağ kadrosunun eğitim komitesi üyesi pozisyonuna getirildi. Selahattin Demirtaş, 2015 yılında abisi Nurettin Demirtaş'ın nerede olduğuna dair soruya çok ağır cezalar verdiler kendisine. Çok sayıda dava açtılar. Burada bir kez daha yıllarını cezaevlerinde geçirsin istemedik. Şu an Erbil'de yaşıyor. Yanıtını verdi. Nurettin Demirtaş, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından 28 Ekim 2015'te yayımlanan en çok aranan teröristler listesi, nin kırmızı kategorisinde yer almaktadır. Irak'ın kuzeyindeki PKK'ya karşı Mart 2018'de başlatılan kararlılık harekatı kapsamında, Haziran 2018'de öldürüldüğü iddia edildi.